Hazreti Hasan radıyallahu an. Ehl-i Beyt'ten olan Hazreti Hasan radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunudur. Hazreti Ali'nin oğlu olup, Peygamberimizin kızı Hazreti Fatma'dan hicretin 3. senesinde Medine'de dünyaya geldi. Hazreti Muhammed kulağına ezan okuyup ismini Hasan koydu. Hazreti Hasan henüz çocuk yaşındayken Resulullah'a biat eden çocuklardandı. Onun mükemmel terbiyesiyle yetiştirilip büyüdü. Resulullah tarafından pek çok hadisi şerifle iltifata mazhar oldu. 8 yaşındayken önce dedesi Hazreti Muhammed, sonra da annesi olan Hazreti Fatma vefat etti. Bundan sonra babası Hazreti Ali'nin terbiyesinde büyüdü. Hazreti Hasan beyaz ve güzel yüzlü olup herkesten daha fazla peygamberimize benzerdi. Hazreti Hasan, Allah sevgisiyle dolu, yumuşak huylu, vakarlı, barış yanlısı, merhametli, sabır ve kerem sahibiydi. Malını Allah yolunda harcar ve bol sadaka verirdi. Hazreti Hasan, 25 kere yaya olarak hacca gitti. 15 erkek ve 8 kız evladı vardı. Tüm eşleri Hazreti Hasan'ı çok sevip aşık oldu. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'le birlikte Peygamberimizin neslini günümüze kadar devam ettiren iki mübarek şahsiyetten biridir. Peygamber Efendimizin Hazreti Hasan'a olan sevgisi ve şefkati. Peygamberimiz Hazreti Hasan'ı çok sever, ona şefkatle muamele ederdi. Birçok sahabe Peygamber Efendimizin torunlarını nasıl sevdiğini, onlarla nasıl ilgilendiğini ve oyunlar oynadığını aktarmıştır. El-Bera radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Hasan omuzundayken gördüm. Resulullah Hazreti Hasan'ı çok sever, onunla şakalaşır, kucağına alır, öper, mübarek sakallarıyla oynamasına müsaade ederdi. Hazreti Zeyd'in oğlu Üsame, Peygamber Efendimizle ilgili şunları anlatmıştır. Resulullah bir dizine beni, bir dizine de torunu Hasan'ı oturtur, sonra ikimizi birden bağrına basar ve ''Ya Rabbi bunlara rahmet et çünkü ben bunlara karşı merhametliyim.'' diye dua ederdi. Peygamber Efendimiz namaz kılarken henüz küçük bir çocuk olan Hazreti Hasan gelir, secdeye varmış olan Resulullah'ın sırtına, boynuna çıkardı. Resulullah da Hazreti Hasan'a olan sevgisinden ve merhametinden dolayı onun düşüp incinmesini engellemek için secdeden yavaş yavaş kalkardı. Resulullah, dünyadaki iki reyhanım dediği torunları Hasan ve Hüseyin'i sık sık yanına çağırtıp onları koklar ve bağrına basardı. Ebu Eyyubi Ensari şöyle anlatır. Bir gün Resulullah'ın huzuruna girmiştim. Hasan ile Hüseyin önünde oynuyorlardı. Ya Resulullah, sen bunları çok mu seviyorsun dedim. Nasıl sevmem? Bunlar benim dünyada öpüp kokladığım iki reyhanımdır buyurdu. Kim güneşi kaybederse aya başvursun. Onu da kaybederse yıldıza başvursun. Eshab-ı kiram bu hadisi şerifin izahını isteyince Resulullah bunu şöyle açıkladı. Güneş benim, ay Ali'dir, Fatma da yıldızdır. Kuzey kutbuna yakın olan o iki yıldız ise Hasan ile Hüseyin'dir. Hasan ve Hüseyin'i seven beni sevmiş, onlara kin tutan da bana kin tutmuştur. Hazreti Hasan'ın halifelik dönemi. Hazreti Hasan, babası Hazreti Ali'nin şehit edilmesiyle 661 senesinde halife oldu. Kendisine 40 bin kişi biat etti. Fakat Mısır ve Şam ahalisi Muaviye biat etti. Hilafetin 7. ayında Bağdat yanında iki tarafın ordusu savaşa hazırken, Müslüman kanı dökülmemesi için Hazreti Hasan hilafeti Muaviye'ye bıraktı. Bu durum aynı zamanda Peygamber Efendimizin bir mucizesini gösteriyordu. Çünkü Hazreti Hasan küçükken Resulullah ona işaret ederek ''Bu oğlum Seyit'tir. Ümid ederim ki Allahu Teala onun vasıtasıyla iki tarafın arasını bulur.'' diye buyurmuştu. Hazreti Hasan'ın hilafetten çekilmesiyle Müslüman kanı dökülmedi. Barış ve huzur sağlandı. Böylece Resulullah'ın Hazreti Hasan'la ilgili söylediği bu söz gerçekleşmiş oldu. Hazreti Mehdi, Hazreti Hasan'ın soyundandır.
Peygamberimiz hadislerinde Müslümanların Hazreti Mehdi aleyhisselamı doğru şekilde tanıyabilmeleri için Hazreti Mehdi aleyhisselamın kesin ve ayırt edici bazı özelliklerini bildirmiştir. Bunlardan biri de Hazreti Mehdi'nin Hazreti Hasan'ın soyundan gelen bir kimse olacağıdır. Hazreti Mehdi Fatma'nın evlatlarındandır ve Hasan'ın soyundandır. Tamman, Fevaid isimli eserinde ve İbni Asakir Abdullah bin Amr'dan tahric ettiler. Buyurdu ki, Hasan'ın evladından birisi Hazreti Mehdi doğu tarafından çıkacak. Eğer ona dağlar bile karşı gelse onları ezecek ve kendisine o dağlarda yollar edinecektir. Resulullah, Hazreti Mehdi ve Hazreti Hasan'ı cennet ile müjdelemiştir. Hakim, İbn-i Mace ve Ebu Naim Hazreti Enes'ten tahric ettiler. Ben Resulullah'tan duydum. Şöyle buyurdu. Biz Abdülmuttalib'in evladından 7 kişi cennetin efendileriyiz. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Hazreti Mehdi. Hazreti Hasan 10 yıl süren imamet dönemini çeşitli baskılar altında geçirdi. Hatta evinde bile can güvenliği yoktu. Ve hicretin 50. yılında zehirlenerek şehit edildi.